İnfak, müminlerin vasıflarındandır. Onlar gaybe inanırlar. Namazı dosdoğru kılarlar. Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. Bakara Suresi 3. Ayet. Biz saat 9'da arkadaşlarımla beraber geliyoruz. Bazen evde kahvaltı yapmıyoruz ve burada yemek yiyoruz. Buradan aldığımız yemekleri de evde anne, babam, kardeşlerimle beraber yemek yiyoruz. Herkese çok çok teşekkür ediyorum ve Allah razı olsun. Ve bu hizmetlerin bitmemesini istiyoruz. Bize yemek veren aşçımız, koruyan müdürümüze çok çok teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. Öyle fakirler var ki, öyle insanlar geliyor ki insanın içi acır. Gerçekten diyorlar, biz diyorlar 24 saate yemek yediğimiz zaman oluyor diyorlar. Burası olmasa biz inanın ki biz açız diyor. Buraya yemek almaya gelen kadınlar vardı. Çocuğu 2 yaşında, 3 yaşındaydı. Bakın şimdi şu anda inanır mısınız üniversite bitirdi. Ben dedi artık dedi buradan dedi yemek almayacağım. Çünkü benim kızım dedi üniversiteyi bitirdi, işe girdi. İşe girdikten sonra dedi şimdi artık da evimize bir şey geliyor, maaş giriyor, o bize yetiyor. Benim yerime başkası birisi alsın diyenler var burada yani. Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, hayır olarak ne harcarsanız o, ana baba, akraba, yetimler, fakirler ve yolda kalmışlar içindir. Hayır olarak ne yaparsanız, gerçekten Allah onu hakkıyla bilir. Bakara Suresi 215. Ayet. Arkadaşlarımla beraber buraya yemeğe geliyoruz. Yemek alıp da eve gidiyoruz. Annem, babam, kardeşlerime hep yemek veriyoruz. Kendimiz yiyoruz. Çok çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Kadıköy Müftülüğü öncülüğünde Türkiye Diyanet Vakfı'nca finanse edilen aşevimiz 1995 yılında faaliyetine başlamıştır. O günden bugüne kadar faaliyetlerine kesintisiz devam etmektedir. Fakir ve muhtaç insanlara araştırma yapılmak suretiyle sıcak yemek verilmektedir. Yapılan bu hayırların karşılığında insanların yüzündeki küçücük bir tebessüm inanın her şeye değer. Yıllardır buradan yemek alıyoruz. Buraya emeği geçen aşçımızdan, müdürümüzden, müftümüzden Allah razı olsun. Mallarını gece gündüz, gizli ve açık Allah yolunda harcayanlar var ya, onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Bakara Suresi 274. Ayet. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 2013 senesinde kazandım. Üniversiteyi kazanıp İstanbul'a geldiğim vakit henüz bir bursum ve kredim yoktu. Bu zor zamanımda Kadıköy Müftülüğü benim için çok önemli olan bir yardımda bulundu. Bu yardım gerçekten kelimelerle ifade edemem. Benim için çok çok büyük bir mutluluktu.
İnşallah Kadıköy halkı bu onurlu davranışını, bu yardımları devam ettirir. Biz öğrencileri büyük katkılarda bulunmaya devam eder. Onlara çok çok teşekkür ediyorum. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Fatır Suresi 29. Ayet. Ben Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. 4 kardeşim var. Bir tanesi daha üniversiteye gidiyor. Bu yüzden eğitim masrafları bizim için çok önemli bir konuydu. Tam bu esnada Kadıköy Müftülüğü'nün vermiş olduğu burs imdadımıza yetişti diyebiliriz. Bu yüzden kendilerine çok teşekkür ederiz, vesile olan onlar. Ama aynı zamanda bu vesile olmanın yani arkasında özellikle Kadıköy halkına çok teşekkür ederiz yardımlarından dolayı. Allah onlardan binlerce kez razı olsun. Allah'a ve Resulüne iman edin. Ve sizi üzerinde tasarrufa yetkili kıldığı maldan Allah yolunda harcayın. İçinizden iman edip de Allah yolunda harcayanlar var ya, onlar için büyük bir mükafat vardır. Hadid Suresi 7. Ayet. Biz hukuk fakültesi öğrencileri ders notlarımıza ve ders kitaplarımıza bütçemizde çok fazla yer ayırma mecburiyetinde bulunuyoruz. Burs sayesinde bu yıl için bu masraftan gerçekten kurtuldum ve rahatladım. Müftülüğe aracılığı ve ince düşüncesi, hayırseverlere de cömertlikleri için çok teşekkür ederim. İnfak, Yüce Rabbimizin verdiği maddi ve manevi değerleri Allah'ın kullarıyla paylaşmaktır diyebiliriz. Yüce dinimizde o kadar önemlidir ki namaz ibadetinden sonra en önde gelen bir ibadettir. Ama infak sadece vermek değildir. İnfak bazen bir hastanın başucundadır. Bir yetimin başını okşamaktır. Selam vermektir, selam almaktır. İyilikleri ve güzellikleri paylaşmaktır. Bazen hatta tatlı bir tebessümdür, hal hatır sormaktır. Buna öylesine ihtiyacımız var ki, alabildiğine bencilleşen, bireyselleşen ve dünyevileşen günümüz insanının buna gerçekten çok büyük ihtiyacı var. İşte diyoruz, hiç kimse kimsesiz kalmasın, bu Ramazan ve her zaman. Ve sizlerin, Kadıköylülerin bu duyarlılığına ben teşekkür ediyorum. Her gün yüzlerce insanımıza sıcak yemek veriyoruz ve binlerle ifade edeceğimiz muhtaç öğrencilerimize eğitim yardımında bulunuyoruz. Teşekkürler Kadıköylüler. Allah hepinizden razı olsun.